Bakalım şimdi biz de bugün göreceğiz ne kadar farkı var. Trafikteki herhangi bir magandayı izliyorsunuz şu anda. Nereden şu an mesela bizi geçti ama onun görüp göremeyeceği bir hız yapacağım şimdi. Yani elektrikli ile dizelin arasındaki fark lan hocam. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir araç kıyaslama videosuyla karşınızdayız. Bu sefer bende dizel bir araba var. Merdan'daysa elektrikli bir aracımız var. Günümüzde bildiğiniz gibi elektrikli araçlar yavaştan böyle kullanılmaya başlandı. Normal benzinli dizel bir araca göre elektrikli aracın hem performans farkı ne hem de kullanımda fiyat farkı ne? Bugün bunu göreceğiz. Hepiniz zaten en az bir kere dizel araca binmişsinizdir. Bu videodaki farkımız ise elektrikli aracımız olacak. Markasının bizim için hiçbir önemi yok. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bizler için bir elektrikli araç rica ettik. Çünkü belediyedeki her iki araçtan birisi neredeyse aşağı yukarı %44'lük bir oran var elektrikli. Çünkü çevreye olan bir duyar var. Bu yüzden de elektrikli araç kullanımına geçen Türkiye'deki ilk belediye. Bunu da İzelman iştirakiyle birlikte yapıyorlar. Bize de sağ olsunlar yardımcı oldular. Biz de onlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Aracın elektrikli olduğunu ufak tefek yerlerde belli etmişler. Örneğin şu farların yanında bir mavilik var. Bu mavilik artık elektrikli anlamına geliyor. Jantları görüyorsunuz. Yine buradaki mavilik aynı anlama geliyor. Bunların hepsi aracın elektrikli olduğunu göstermek için yapılmış tasarımlar. Buradaki Z de şu anlama geliyor. Zero emission yani sıfır emisyon. Böyle çevreci bir araçta da zaten başka bir şey beklemek hata olurdu. Dizel'e geliyoruz. Böyle dümdüz bir anahtarımız. Tamam devam ediyoruz. Artistliğe gerek yok bak. Şimdi yavaştan yola çıkacağız. Araçlarımız full Çeşme'ye ulaşacağız. Orada tekrar fullleyeceğiz. Bu kez ama aynı şeyleri yapacağız. Bu kez öyle bir abudik gubidik hareketler yok. Yavaştan araçlara binelim. Sıfır şekil. Şu gün normal delikanlı gibi açıyorum arabamı. İnsan gibi açıyorum. Bak, rahatlığa bak. Ben insan gibi açmadım Oturuyorum, bak. Bak. Trafikteki herhangi bir magandayı izliyorsunuz şu anda. Koray'la biz yolumuzu belirledik arkadaşlar. Yaklaşık 81 kilometre 1 saat 3 dakikalık bir yola gideceğiz. Buradan başla diyoruz ve yola çıktık. Şu anda bilmiyorum videoya geliyor mu ama çok çok küçük bir uğultu sesi var. Bu ses de şu anlama geliyor aslında. Bu elektrikli motorlar çok sessiz olduğu için 30 km hıza çıkana kadar araç bir ses çıkartıyor. Etraftaki yayaların kendisini fark etmesi için. Ama 30'u geçtikten sonra da yavaştan o ses azalıyor. Hatta bu sol kenarda olan düğmeyle de sesi isterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz. Şu anda şarjımız %100 ve bize bu şarjla 391 km yol gidebileceğimizi söylüyor araç. Ama bu tabii ki fabrika verisi. Yani bu çeşitli durumlara göre değişebilir. Yaptığınız hıza göre, hava koşuluna göre, yol koşullarına göre. Bakalım şimdi biz de bugün göreceğiz ne kadar farkı var. Aracımız tam 1650 kilo arkadaşlar. Yani bir tondan birazcık daha fazla. 115 beygir. Bunu da elektrikliye çevirdiğimiz zaman 85 kW gibi bir güce tekabül ediyor. Aracın 80 watt'lık bir motoru var. Bu da yaklaşık 108 beygire tekabül ediyor. Koray'ın aracı da yaklaşık 115 beygir civarında diye hatırlıyorum. Bu yüzden aşağı yukarı denk güçteki araçlar diyebiliriz. Baktığımız zaman bu arabada şu an 70 ile gidiyoruz. Daha otobana yeni girdik arkadaşlar ama birazcık ses geldiğini söyleyebilirim. Hele klimayla motor sesi birleşince bayağı böyle bir gürültü kirliliği yapıyor. Zoe'ye baktığımızda da ben şu an arabanın sesini duymadım. Yanımdan, sağımdan, solumdan geçen arabaların sesini duyuyorum ama Zoe'den hiçbir ses gelmedi bize. Elektrikli araçlar tabii ki günümüzde biraz pahalı da olsa aslında tercih edilmesi gereken bir araç. Hem karbon salınımı hem çevreye olan etki anlamında elektrikli araç binlerce kere daha avantajlı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi fosil yakıtlar hem insanlara kısa vadede hem de uzun vadede hastalıklar saçabiliyor. Onun dışında atmosfere çok zehirli gazlar yayıyor ve kötü durumlardan birisi de çevre kirliliği, çevreye saçtığı gürültü. Az önce size bahsettiğim 30 kilometreye kadar araç sırf ayıp olmasın diye bir ses çıkarıyor. Onun dışında aracın hiçbir sesi yok. Elbette şu an sürerken az çok yolu hissediyorsunuz. Ortamın sesini, rüzgarın sesini hissedebiliyorsunuz çünkü aracın kendisinin hiçbir sesi yok. Bu yüzden de en fazla hissedeceğiniz ses o oluyor. Ama yolla ilgili şunu söylemem lazım. Bu araç 135 km'de sınırlandırılmış bir hızı var. Yani onun üstüne çıkmıyor. Bu da aslında uzun yolda biraz verimsiz diyebiliriz. Tabii kanunun size tanıdığı hızlara yakın diyebiliriz. Ancak hem böyle uzun yolda etraftaki şarj istasyonlarını düşünüyorum. Hem genel olarak bunun performansını düşündüğümde aslında güvenli, güzel bir şehir içi aracı diyebiliriz Zoe için. İmzaladığımız bir sözleşmeye göre 2035 yılına kadar böyle fosil yakıt tüketen araçlardan vazgeçeceğimizi söylüyoruz. Avrupa'daki çoğu ülke de bunu kabul etti. Ama bu şu demek değil ki ben şu an bir dizel araba alayım, 2035 yılında satamam bunu. Hayır, satarsın yine. Ama 2035 yılından sonra üretilecek hiçbir dizel araba, yani maksimum 2035 yılında üretilen arabalara kadar biz ülkemize alabiliyoruz. 2036 model bir dizel araba üretirse eğer, herhangi bir marka da kalırsa o döneme kadar,
Onlar gelmeyecek ülkemize. E tabii böyle olunca sizin arabanızın değeri de birazcık düşeceğini düşünüyorum ben. Hani böyle bayağı bir eskiyecek, şahi muamelesi görecekler muhtemelen şu an bindiğimiz arabalar. Şu an ortalama 100 km hızla gidiyoruz. Merdan da zaten karşımıza. O da aynı şekilde gidiyor. Bu arada yukarıya da kartlar bölümünü ekliyoruz arkadaşlar. İzmir Çeşme Otobanı'nda yine aynı şekilde iki aynı arabayla yaptığımız bir videomuz vardı. Kim daha az yakacak diye denedik. Birimiz tüm yakıt tasarrufu yöntemlerini denedi. Diğeri de böyle hırçın kullandı. O videomuzu da izlemek istiyorsanız kartları tıklayabilirsiniz. Araç da aslında şu anda gördüğünüz gibi aslında bir tık yüksekteyim diyebilirim. Bunun sebebi de aracın pillerinin, sonuçta elektrikli bir araç ve bunun bataryalarının aracın altına döşenmiş olması. Bu aslında birçok işe yarıyor. Öncelikle zaten güç tasarrufu anlamına geliyor. Çünkü güç çok fazla uzak noktalara gitmediği için araç daha az yakıyor. Onun dışında ağırlık merkezi aracın tam ortasında toplanmış oluyor. Bu da şuna yarıyor aslında, aracın ağırlığı çok fazla dağılmadığı için toplu bir araç olmasına rağmen virajlarda orada burada savurmuyor. Gayet size kuvvetli hissettirebiliyor araç. Koltuklar gördüğünüz gibi bir tarafı deri, bir taraftan da hafif böyle çok ince kumaş kaplamaları var. Buralar yine ön konsol, yine deri, yumuşak bir deri. Kenarlarda sert plastik diyebiliriz. Burada şunu düşünebilirsiniz, ya bu araç çevreci ama deri kullanmak tam olarak hayırdır. Ama şöyle bir güzelliği var, bence çevreciliğin zirvesi denebilir yani bu olaya. Burada gördüğünüz deriler tamamıyla geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış. Yani örneğin plastik şişeler, kullanılmış ya da kullanılmamış kumaş parçaları, bunların tamamı toplanmış ve bu gördüğünüz aracın deri koltuğunu ya da deri kaplamasını oluşturmuşlar. Yani çevreci bir araçta bunu da görmüş olmak gayet iyi. Aracın süspansiyonlarına gelince, yani fena seviyede değil aslında, bunu söyleyebilirim ama yani bir spor araba seviyesinde yoldaki bütün boşlukları, bütün şeyleri size hissettiriyor. Hani beklentimin biraz altında diyebilirim bu konuda, yani süspansiyonlar konusunda. Bak süspansiyonu görüyor musun hocam? ...2020 model olan bu araçta arkadaşlar hız sabitleyici var, çeşitli hız kontrol panelleri var. Aynı zamanda da direksiyon yanındaki bu tuşa bastığınızda size şerit konusunda yardımcı oluyor. Eğer şeritten çıkacak olursanız aracın direksiyonu böyle çok çok hafiften bir titreme yapıyor ve size diyor ki kardeşim sen nasıl araba kullanıyorsun? Araca gaz verdiğinizde buradaki panelde gördüğünüz gibi böyle güç sekmesi artıyor. Ayağımı şu an gazdan çektim ve gördüğünüz gibi şarj oluyor. Tabii ki %100 şarja ulaşmanız imkansız bu şekilde ama en azından şarj konusunda bir tasarruf etmiş oluyorsunuz. Şunu anlatayım, yola çıktığımızda 391 kilometreydi hatırlayacağınız üzere. Şu an aracın bana tanıdığı kilometrenin 51 kilometre altındayım. 340'da ama ben sadece 36.8 kilometre gittim. 13-14 kilometre biraz kayıp arada ve %89 şarjımız var ve devam ediyoruz yola. Yine fabrika verilerine göre şunu söyleyebilirim, araçta hızlı şarj özelliği var. Aracın ortalama ne kadar sürede şarjının fulleneceğini de yine fabrika verilerine göre anlayabiliyoruz. Aracı diyelim şarj edeceksiniz, bu direksiyon yanındaki tuşa basıyorsunuz. Eskiden anahtarın üstünde varmış ama artık yok. Direksiyon yanındaki tuşa basıyorsunuz ve aracın önündeki kapak atıyor. Daha sonra üst taraftaki gözü açıyorsunuz ve buraya aracın bagajında bulunan, yani aracınızda olması gereken şarj kablosunu takıyorsunuz ve aracı şarj ediyorsunuz. Ama bu alttaki küçük kısımla DC dediğimiz hızlı şarj özelliği var. Bu DC özelliği de çeşitli istasyonlarda bulunuyor. Yani siz evde bunu edinemiyorsunuz şu anlık. DC özelliği bulunan istasyonlarda yaklaşık 50 kW'lık bir güç var. Bu kilowatt içerisinde de yaklaşık 1,5 saatte aracı full şarja ulaştırabiliyorsunuz sıfırdan. Bu bence gayet iyi bir rakam. Halka açık, yani hepimizin az önce kullandığı ya da biraz sonra kullanacağımız istasyonlarda da yaklaşık 3,5-4 saatte aracı sıfırdan %100'e şarj edebiliyorsunuz. Ev tipi şarjda ise fabrika verileri tam olarak %100 ile örtüşmüyor diyebilirim. Çünkü bazı tablolarda 37 saat falan sürdüğü söyleniyor. Çünkü yaklaşık 2,5 kW'la şarj oluyor. Yani çok uzun bir süre. Bizim aldığımız bilgilere göre de, çünkü hani bunu kullanan abileriniz var, onlardan aldığımız bilgiye göre de ev tipi şarjda da yaklaşık 13-14 saatte aracı full şarj edebiliyorsunuz. Bakın Merdan şu an mesela bizi geçti ama onun görüp göremeyeceği bir hız yapacağım şimdi. Zaten onun arabası bundan fazlasını basmıyor. Bak 130'a geldiğimizde araç kardeşim sen ne yapıyorsun demeye başladı bana. Şu an ayağım en sonda ve yokuş aşağı olduğu için 140'ı gördü. Daha da fazla gitmiyor. Bu kadar hızlı kullandığınızda mesela 340 kilometreyi de hatırlıyorsanız, az önce aracım bana verdiği sınırı bir 38 kilometre dedim. Şu an 48 oldu kilometrem ama 340'dan 310'a düştü. Yani aracım bana kendi sunduğu 30 kilometrenin 10 kilometresini kullanmama rağmen 30 kilometre bataryadan kaybetmiş oldum. Bu yüzden normal azami bir hızda kullanmak hem zaten daha verimli olacaktır hem de daha güvenli olacak. Yurt dışında elektrikli araç edinirseniz aslında size ek pek çok hak veriyorlar. Bunların içine vergi indirimleri var, ücretsiz otopark kullanımı var, otoyollarda ek şerit kullanma hakkı var. Yani siz orada elektrikli araç aldığınızda bayağı size yardımcı oluyorlar diyebiliriz. Türkiye'de ise biraz daha bunun tersi bir durum var diyebilirim, yani üzülerek. En azından bize elektrikli araç alma konusunda teşvik etmiyor.
Aslında şartları koruyabilmek adına yolun neredeyse başından beri arkalı önlü böyle yan yana Koray'la devam ediyoruz. Şu an varış noktamıza yaklaştık arkadaşlar. Şu an yaklaşık 200 metrelik bir yolumuz kaldı. Hemen şuradan ışıkları geçince sağdaymış benzin istasyonumuz. Biz de kendi elektrikli şarj istasyonumuza gideceğiz ve aradaki mesafe şu anda sadece 450 metre. Bakalım aşağı yukarı eşit şartlarda, eşit mesafede yol gelmiş olacağız. Evet, şarj istasyonumuzu bulduk. Tam olarak 80.1 kilometre gelmişiz ve şarjımız %74, yani %26'lık bir şarj kullanımımız var. Bu 4'te 1'lik miktarı ne kadar sürede ve ne kadar paraya dolduracak? 120'ye geldi. Abi kaderim, Çeşme'ye daha altına gelemiyorum. Çevreci elektrikli mi daha pahalı yoksa fosil yakıt mı, bakalım. Hızlı şarj kablomuz yok. Normal şarjda deneyeceğiz ki bunun ortalama azami süresini anlayabilelim diye. Bunu taktım. Hafiften bir ışık yandı. Bunu da istasyona takıyorum. 18.8 kW'la aşağı yukarı 7 kW'la doluyor. Bakalım ne kadar sürecek. Burada da süresi yazıyor. Bakalım 4'le 1'lik süre ne kadar tutuyormuş. Bir ses duyuyorsunuz. Bir fan sesi. Belki fark ediyorsunuzdur. Bu da şundan dolayı, aslında hepimiz telefon taktığımızda falan ısınıyor ya telefonlar. Bu batarya dolarken de ısınmaması için soğutucu fanları var. Bakalım ne kadar sürecek, az sonra gelelim. Koraycığım, şu anda %100 oldu. Aracımız tam olarak fullendi. Nihayet. Senin benzin alman tabii 2 dakika sürdü ama bizim şu anda fullememiz 1 saat 3 dakika sürdü. Yani 4'le 1'lik pil ömrünü aşağı yukarı 1 saatte tamamlıyor diyebiliriz. Şarj sonlandı dedi. 1 saattir gerçekten bekliyoruz arkadaşlar ve tepemizde güneş, Çeşme sıcağında yandık. İstiyorsan bir gölgeye çekelim. Ne kadar ödedik, bunun karşılaştırmasını az sonra bir konuşalım. Koskoca Alaçatı'da bir tane düzgün gölge yer bulamadık. O yüzden kendimizi bir kenara attık burada. Koray, son olarak fiyat ne kadardı? 119 küsur, 120'ye yakın. Biz de şu an bakalım elektrikli araçla ne kadar yakmışız. Bunun sonucuna bakacağız. Ondan sonra da konuşacağız. Ben böyle açıyorum. Ne kadar tuttu tahminini çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar, siz de kendi tahminlerinizi bir kafanızda tutun. Bakalım ne kadar yaklaşacak. Ben 120'ye geldim. Şimdi elektrikli mantıken daha az yakar. Ama sen sürdüğün için 130 diyorum. 130, yani dizelden fazla mı yaktın düşünüyorsun? Bence fazla yakmıştır ya. Ortalama güç 16.98 kW, tüketimde 17.8. Yani 17.8 kW'u fullemiş. 107 lira tutmuş. Oha! Yani elektrikli ile dizelin arasındaki fark 12 lira mı hocam? 13. Ya sen de 119'dun. Küsur, 120 dedik. Yani çok da bir numarası yokmuş. Biz de yani dizel de kullanırız hocam. Çok üzülmüş. Çevre mevrak getirir. Çevre... Ya şöyle, şimdi işin Türkçesini düşünelim. Her 10 yolculuktan bir tanesi sizin için bedavaya gelmiş olacak. Şimdi biraz uzun vade düşünelim. Çünkü sen bir araba aldığında en azından 100 bin kilometre kullanıyor. Çok da düşündüğün fark oluşmadı açıkçası. Ama dediğim gibi biraz bütüncül, uzun vade düşünmek lazım. Her türlü kârda oluyorsunuz zaten. O ayrı bir dünya da. Yani şunu söylemem lazım. Elektrik için, yani ben arabayı fullemek için 1 saat bekledim. Sen 10 lira fazla verdin ve 1 dakikada aldın gittin. Ha tabii ki şu var, ama çevre koşulları anlamında müthiş faydalı bir şey. Sen belki o 80 kilometreye çevreye ne kadar zarar verdin, orası ayrı bir dünya. Biliyorsun, 10 lira fazla verdin. Ben kimseye bir zararım olmadı, 10 lira da cebimde kalmış oldu. Bunu uzun vade düşünürsek kendimi kârlı sayabilirim. Elektrikler genelde şehir içi birazcık daha tasarruf sağladığı söyleniyordu. Yazılar o şekildeydi, evet. Yani. Bu araç da bu arada şehir içi aracı zaten. Abi yani 350 yüzden... kilometre gidiyor zaten. Nereye gideceğim buradan? Aynen öyle. İstanbul'a gideyim desem 2 kere mola vermem lazım yani benim. Ama iyiydi yani. Biz de bu arada sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Siz farklı elektrikli araçlar kullandıysanız ya da bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman başka bir web tekne videosunda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.